Gerçek hayatta başarıyı insan dişiyle, tırnağıyla söker alır. Aklıyla, azmiyle, sabrıyla. Tesadüflere dayanan başarı gökkuşağı gibidir. Çok güzeldir ama kalıcı olmaz. Kalıcı, sürdürülebilir ve geliştirilebilir olan gücünü kişinin sarf ettiği emekten alan başarıdır. Yani gökkuşağını yaratan göğün ve yağmurun ta kendisidir. Bu belgesel serisinde bu toprakların yetiştirdiği insanların dünyanın dört bir yanına yayılmış başarı öykülerini kendi ağızlarından paylaşacağız sizlerle. Onlar anlattıkça bir kez daha anlayacağız ki bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. Cem Hacıoğlu, bu memleketin yetiştirdiği ve dünyaya armağan ettiği en önemli değerler arasında yer almayı önce ailesinin, sonra da bizzat kendisinin sabrı, kararlılığı, özverisi ve yılmadan çalışmasıyla hak etmiş gerçek bir profesyonel. Babasının memuriyeti sebebiyle Nazilli'de başladığı öğrenimini, daha sonra subay olarak dönüp dağlarında PKK ile mücadele edeceği Bingöl'de sürdüren Cem Hacıoğlu için yolun başı, oğullarının daha iyi bir eğitim almasını isteyen ailesinin desteğiyle Kuleli Askeri Lisesi'ne girmek olmuş. Türkiye ve Amerika'daki başarılı öğrenim sürecinin ardından, yılmadan ilerlediği zorlu ve rekabetçi yolun sonunda, hiçbir şeyi tesadüflere bırakmadan çalışmasının karşılığını, bugün dünyanın en büyük likit doğalgaz şirketlerinden birinin tepe noktasına kadar ulaşarak almış. İşte bu, gerçek bir başarı öyküsü. İmtihan sonuçları açıklandıktan ve okula gitmeye karar verdikten sonra, annemlerin beni tekrar İstanbul'a götürme şansları yoktu. Bingöl'e döndükten sonra beni Bingöl Turun bir otobüsüne bindirdiler. Elimde tek bir süveter ve bana şu direktifi verdiler. Oğlum sen bu otobüse bin, 24 saat sonra büyük bir nehrin önüne gelmeden önceki kastettikleri nehir Boğaz oluyor. Otobüsten in, merdivenlerden indikten sonra kırmızı otobüslere bin ve 6 durak sonra Kuleli'de in dediler. Ben hala annemlere şakayla takılırım. Nasıl kıydınız bana 14 yaşındaki çocuğu tek başına otobüse bindirdiniz diye. Artık Kuleli'nin son senesindeydim. Üniversite imtihanlarına hazırlanmak ve bir şekilde ya askeriyeden veya askeriye dışından üniversiteye gitmek istiyordum. O esnada komutanlarımız West Point'e öğrenci alımı ile ilgili bir program olacağından bahsettiler. West Point Askeri Akademisi gibi Amerika'nın belki de girilmesi en zor okullarından birine, eyalet valilerinin, senatörlerin, hatta bizzat Amerikan başkanının teklifiyle öğrenci alan bir eğitim kurumuna, maddi manevi hiç kimsenin desteği olmadan, sadece kişisel başarısı ile kabul edilmek, hayatı boyunca birçok imrenilecek ve örnek alınacak başarılara imza atan Cem Hacıoğlu'nun tırmanacağı zirvelerin ilki ve başlangıç olması sebebiyle belki de en önemlisi olmuş. West Point, Amerika'da çok özel bir yere sahip olan bir müessese, Amerikan Karar Okulu. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Amerika'nın birçok başkanı, generali, iş lideri West Point'ten yetişmiş. Onun için toplum içerisinde çok özel bir yere sahip. West Point mezunlarının gerek Amerika'da gerek dünyada çok özel konumlardaki görevlere gelmeleri bir yerde tesadüf değil. West Point Akademisi'ne uyum sürecinde karşılaştığı zorluklardan birinin de dil problemi olduğunu söyleyen Cem Hacıoğlu, bu durumun üstesinden de mucizevi bir yolla gelmiş. Tabii West Point'in değişik kültürünün yanı sıra başka zorlukları da vardı bizim için. Kuleli'de ne kadar iyi İngilizce eğitimi almış olsak da İngilizceyi çevirerek, kafamızda çevirerek konuşuyorduk hala. Yani tamamen özümsememiştik. İlk West Point'e geldiğimizde iletişim kurmakta oldukça zorlanıyorduk. Çünkü insan öylesine dinamik şartlar altında her şeyi çok kısa zamanda çevirip aktif bir şekilde iletişim kuramıyor. Zaten stres had safhada. O açıdan bayağı zorlandığımı hatırlıyorum. Ta ki zannedersem geldikten bir ay kadar sonra bir akşam İngilizce rüya görene kadar. Onu çok iyi hatırlıyorum. Sabah uyandığımda değişik bir duyguyla kalkmıştım. Rüyamın İngilizce olduğunu fark ettim.
Ve ondan sonra da artık İngilizce düşünüp İngilizce hareket etmeye başladım. Ve hayat çok daha kolaylaştı. West Point Akademisi'nde aldığı eğitimin hayatına kattığı değerleri özetlemesini istediğimizde cevabı şöyle oldu Cem Hacıoğlu'nun. Bunlardan bir tanesi disiplin. İkincisi ekonomi konusundaki eğitimi. Üçüncüsü de mühendislik konusundaki bilgimdi. Askerlik sonrasında hayallerimi gerçekleştirmek için, yapmak istediklerimi yapabilmek için ve bu getirimleri hayata geçirebilmek için en iyi platformun Amerika olduğuna karar verdim. Türkiye'deki askerlik sürecini sonlandırdıktan sonra Amerika'ya dönmeye karar veren Hacıoğlu, bu süreçte yaşadıklarını ise şöyle anlatıyor. Ben West Point'in 3. sınıfında bir yaz döneminde Dünya Bankası'na staj yapmıştım. Bu da tabii yine bilinerek, planlanarak yapılmış bir şeydi. Çünkü ben ekonomi hocamla özellikle bu stajı ayarlayabilmek için uzun zamanlar çalışmıştım. Türkiye dönüşü sonrasında Washington DC'ye gelmem ve oradaki tanıdığım insanlarla irtibat kurmam da bir tesadüf değildi. Washington DC'de Dünya Bankası'nda işe girdim. Hatta Kemal Derviş'le, o zaman Orta Doğu bölümünde çalışan Kemal Derviş'le ilk tanışmamız da orada olmuştu. Washington'da Dünya Bankası'nda birkaç sene çalıştıktan sonra bu sefer kafaya işi dersi konusunda master yapmayı koydum. Hayatın akışını tesadüflere bırakmayan, varmak istediği hedefe kararlılıkla yürüyen bir insanın göze alması gereken zorlukların canlı örneği Cem Hacıoğlu. Sabahları aynı evi paylaştığım Amerikalı anne vardı. 3 çocuğuna kendi bakan. Bu yüzden sabahları 4'te işe gitmek zorunda kalan. Ben de onunla birlikte kalkıyordum ve beraber Dünya Bankası'na geliyordum. Mesaimiz 8.30'da başlamasına rağmen ben 4.30 gibi masamın başında imtihanlara çalışmaya başlıyordum. SAT gibi bir imtihanı geçmek zorundasınız iyi bir yere girebilmek için. O günleri çok iyi hatırlarım. Daha mesaiye başlamadan önce 4-4.5 saat test soruları çözdüğümü, hazırlandığımı. Yine bunlar da tabii belli bir planın basamakları, belli bir amaca yönelik atılmış adımlar. Ama tabii şu anda onların meyvelerini toplayan biri olarak o yaptıklarımdan çok daha memnunum. Bu yoğun ve özverili çabalarının sonuçlarını almakta gecikmemiş Cem Hacıoğlu. İlk etapta University of Virginia, yine çok güzel bir okul olan University of Virginia Darden School'a kabul gördüm. Orada da aslında çok enteresan bir hikayem var. MIT'ye kabul olduğumda tabii çok sevinmiştim. Hatta gece saat 3'tü Türkiye'yi arayıp babamlara haber verdiğimde şok oldular. Tam hatta idrak ettiklerini bile ben düşünmüyorum. Daha sonradan anladılar. US News and World Report'un kapağını gönderdiğimde, MIT Sloan School'un dünyada birinci olduğu haberini onlara gönderdiğimde tabii çok mutlu oldular haliyle. Dünyanın en prestijli üniversitesine kabul edilmek, Cem Hacıoğlu'nun ta Kuleli Askeri Lisesi 3. sınıfından başlayarak çizdiği kariyer yolunda en değerli basamaklardan biri olmuş olsa da, hayatın önüne çıkardığı engellerle mücadelesi henüz sona ermemişti. Ben o anda Amerika'daki konumum itibariyle MIT'nin masrafını karşılayacak durumda değildim. Okulu aradım, beni tebrik ettiler. Ne zaman katılıyorsun dediler. Dedim benim böyle bir sorunum var. Ben çok heyecanlıyım okula gelmek için ama param yok. Sabah 4'lerde kalkıp işe gitmek, mesai başlayıncaya kadar sınavlara çalışmak, onu okula kabul ettirecek yetkinlikteki makaleleri yazmak, İstenen referans mektuplarını sağlamak, bütün bunlar için gece gündüz demeden çalışmak MIT'ye kabul edilmesini sağlamışsa da, iyi eğitimin yüksek miktarlarda para gerektirdiği bir ülkede, kazandığı üniversitede eğitim alabilmesi için insanın parasının olması gerektiğinin elbet farkındaydı Cem Hacıoğlu. Dediler borç bul. Borç almam mümkün değil dedim çünkü birinin ona şey vermesi lazım. Onay vermesi lazım. Benim vatandaşlığım yok, yeşil kartım yok. Ben burada çalışan bir insanım. Türkiye'deki memur babası bu masrafı karşılayamayacağına göre hayattaki hedeflerine ulaşabilmesi için tıpkı West Point'teki ilk senesinde İngilizce ile sorununu çözen mucize gibi bir mucize gerekliydi. Ve o mucize de gerçekleşti. Fakat o esnada çok enteresan bir gelişme oldu. Birlikte çalıştığımız Güney Koreli bir meslektaşım. Benim MIT ile yaptığım konuşmaya şahit olmuş, kulak misafiri olmuş ve utanır sıkılı odama geldi ve bana eğer istediğim takdirde kendisinin benim borçlanma senedime imza atabileceğini ve bana böylesi bir yardımda bulunmaktan çok mutlu olacağını söyledi. Bu durumun hoş bir tesadüf olduğunu düşünenlere ise
emek ve adanmışlık da içeren bir cevabı var Cem Hacıoğlu'nun. Bizim ismi Keije Yundur, Güney Koreli meslektaşımın. Keije ile olan çalışmalarımız, uzun süren mesaimiz, yine çok erken saatlerde başlayan, geç saatlere kadar süren yoğun programımız sayesinde birbirimizi tanıma fırsatımız, onun beni tanıma fırsatı, güvenme fırsatı olmuştu. Bir yerde bu şans gibi görünen olay da daha önce yaptığımız çabaların, verdiğimiz emeklerin bir sonucu diye düşünüyorum. Keije ile aramızda geçen benim hayatıma çok önemli yere sahip olan olay daha sonra aslında benim geleceğimi de etkiledi. Zira ben ona verdiğim sözün onun altına, onu altına soktuğum sorumluluğun farkında olarak daha da ciddiye aldım okulumu, iş arama çalışmalarımı ve daha sonra yapacağım faaliyetleri de o sorumluluğun bilincinde çok çok daha sıkılaştırdım, fazlalaştırdım ve onun sayesinde de daha çok Avrupa kökenli insanların Avrupa'ya gönderildiği veya kendi ülkelerine gönderildiği bir bankacılık sektöründe Amerika'da kalmayı o şekilde sağlayabildim. Okuldan mezun olduğumda yaptığım ilk şey, kazandığım ilk parayla aldığımız borç senetlerini ödemek oldu. Borç senetlerini çerçeveletirip KC'ye hediye olarak gönderdim. Bin zorlukla girilen, bin bir zorlukla okunan MIT'deki eğitim sırasında ve sonrasında hayatının aldığı yönü ise şöyle anlatıyor. MIT'ye girmeden önce yaptıklarınız size belli bir takım avantajlar sağlıyor. İlk yaz stajımı Credit Suisse First Boston ismindeki bir yatırım bankasında New York'ta yaptım. Okuldan mezun olduktan sonra Merrill Lynch'te yatırım bankacısı olarak işe başladım. O esnada bizim danışmanlık yaptığımız bir müşteri firmadan teklif geldiğinde bu buy side dediğimiz hedge fund tarafında bir firmaya katıldım. Orada da çok büyük kazanımlarım oldu. Yatırım yapmayı aslında orada öğrendim. Oradaki birkaç seneyi başka daha büyük bir fona geçip kendi kendimize yönettiğimiz grup kurmak oldu daha sonraki aşamada. Millennium Partners ismi idi grubun. Orada da birkaç sene çalıştıktan sonra yine başka bir oluşumun içerisine geçtik. Bu her seferinde aldığımız sorumluluk, yönettiğimiz para, yaptığımız yatırımlar büyüyerek devam ettiler. 2006 senesinde Sandal Asset Management isimli bir firmada yine benzer bir şekilde yatırımlara başladık. Ve şu anda çalıştığımız Applied LNG firmasına yatırımımızı yaptık. Bir dönem sorunlar yaşayan şirketin CEO'su olarak Texas'a taşınan Hacıoğlu, kendi yönetimi altında şirketin kat ettiği aşamaları ve şirketi nasıl yeniden ayağa kaldırdığını şöyle anlatıyor. Dallas'a geldiğimizde umduğumuzdan çok daha değişik bir firma bulduk. Çok daha fazla sorunları olan, finansal durumu son derece bozuk olan, müşteriyle ilişkileri son derece bozuk olan bir firma vardı. Ama tabii yılmadık, çalışmaya başladık. Birkaç ay sonra fark ettik ki bu firmanın normal şartlar altında ayağa kalkması mümkün değil. Tekrar yeniden yapılandırması gerekti. Onunla ilgili çalışmalarımız oldu. Bir şekilde o yeniden yapılandırma olayına girdik ve 6 aylık bir bankruptcy dediğimiz, Chapter 11 bankruptcy dediğimiz bir yeniden yapılandırma olayından geçirdik. Akabinde de 2010 yılı içerisinde, Mart ayı içerisinde yeniden yapılandırmayı bitirdik. Firmamızın merkezini müşterilerimizin çoğunlukta olduğu ve fabrikamıza çok daha yakın olan Güney Kaliforniya'ya taşımaya karar verdik. Ve Mayıs ayı itibariyle de onu gerçekleştirip 2010 Mayıs'ından itibaren şu anda bulunduğumuz Westlake Village, Kaliforniya bölgesine firmamızı taşıdık. Texas'taki zor günlerin ardından Kaliforniya'ya taşınan şirket, Cem Hacıoğlu yönetiminde yükselişe geçmiştir artık. Kaliforniya'ya taşındıktan sonra yeniden eleman almamız gerekti. Henüz tam kapasitede olmayan fabrikamızın kapasitesini arttırmamız gerekti. O konuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Artık yeniden yapılandırmadan da çıktıktan sonra önümüzde bu konuda bir engel kalmamıştı. O günden bugüne birinci fabrikamızın kapasitesini %100'e çıkartmakla kalmayıp yine aynı mekanda ikinci bir fabrikayı da 2013 yılı itibariyle devreye soktuk. Ve bizim yaptığımız fabrika Amerika Birleşik Devletleri içerisinde 2006'dan beri yapılan ilk likit doğalgaz fabrikasıdır. Cem Hacıoğlu'nun liderlik ettiği yönetsel kararlar sonucunda
likit doğalgaz sektörünün parlayan yıldızı haline gelen Applied LNG, Kaliforniya'daki iki fabrika ile yetinmeyip Amerika'nın başka bölgelerinde de yatırım yapmak üzere teklifler almaya başlamış. 2013 yılında yine ikinci fabrikamızı bitirir bitirmez yönetim kurulundan daha değişik bir bölgede, yine enteresandır, bu sefer Dallas'ta enerji sektörüne likit doğalgaz LNG sağlamak üzere çok büyük bir platform konusunda girişimlere başladık ve onay aldık. Şu an itibariyle bir veya iki ay içerisinde bu büyük üretim tesisini hizmete açmayı planlıyoruz. Bu tesis tamamlandığında Amerika'nın iç tüketime yönelik en büyük LNG üretim ve dağıtım merkezi olacak. Bütün bu başarılar tesadüf olabilir mi sorusunu ise şöyle cevaplıyor Cem Hacıoğlu. Bu da tabii yaptığımız planlamanın, yıllar önce düşünmeye başladığımız bir takım çabaların, ortaya koyduğumuz düşüncelerin bir yerde bir meyvesi oluyor. Yönetimi altındaki şirketin şu anki durumu ise bütün bu anlattıklarının kanıtı gibi. Şu anda biz LNG sektöründe bir yerde Amerika'nın göz bebeği durumundayız. Hem karlılık durumumuz dolayısıyla kendi yarattığımız imkanlarla başardık. O açıdan bütün kongrelerde konuşmacı olarak çağrılıyoruz. Edindiğimiz izlenimleri, tecrübeleri anlatmamız isteniyor. Tabii bu işe sonradan girmiş biri olarak, bunu okulunda çok okumamış ama daha sonradan yapılan çabalarla verilen bir takım düşünce berraklığıyla oluşturmuş biri olarak tabii bizi çok mutlu ediyor, çok gururlandırıyor bu şekilde adlandırılmak. Cem Hacıoğlu'nun Applied LNG'nin geleceğine dair plan ve beklentileri ise iflas sürecindeyken yönetimini devraldığı şirketi nerelere taşıdığının net bir göstergesi. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Amerika'nın değişik yerlerinde fabrikalar kurmaya devam edeceğiz. O konuda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Onun da ötesinde Amerika dışından da bize yönelik bir takım talepler var. Bunların içerisinde Türkiye'den konuştuğumuz firmalar var. Yine başka Orta Doğu ülkelerinden konuştuğumuz firmalar var. Onların hepsi zamanla ele almak istediğimiz konular. Tabii özellikle Türk olarak Türkiye'de olası bir projeye girmek, içinden yetiştiğimiz, bize çok emek vermiş Türkiye'ye bir takım faydalar sağlamak bizi ayrıca memnun edecek bir unsur. Yakın gelecekte iş hacmini Türkiye'ye kadar genişletmeyi düşünmekle birlikte bu Cem Hacıoğlu ve sıvı doğalgaz üretimi yapan şirketi Applied LNG'nin Türkiye'deki şirketlerle yaptığı ilk işbirliği değil. Türkiye'den bu işleri yapmayı planlamamızın altındaki tek sebep aslında Türk mühendisliğine olan güvenimizdi. Zira biz de Türkiye'de yetiştiğimiz için Türkiye'nin aslında bu konuda ne büyük değerler taşıdığını son derece farkındayız. Olayın planlama bazında hiçbir problemimiz yoktu. Türkiye'deki firmalarla irtibata geçtik ve mutlu olmakla birlikte o konuda Türkiye'ye yardımcı olmak, Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamak, mutluluğunu taşımakla birlikte karar aşamasında Türkiye ile ilgili herhangi bir iltimas söz konusu olmadı. Çünkü eninde sonunda profesyonel insanlarız. Hepimizin sorumlu olduğu kişiler var, kurumlar var. Benzer yoldan yürümek isteyen gençlere tavsiyelerini paylaşırken sözünü ettiği düşünce berraklığı kavramı, Cem Hacıoğlu'nun kendi hayatında deneyip sağlamasını da yaptığı bir hayat tecrübesi aslında. Benim hem şahsi olarak hem de firma bazında üzerine çok özellikle durduğumuz birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi düşünce berraklığı. İnsanın ne istediğini bilmesi ve o konuda bir takım faaliyetlere girmeyi göze alması ve onunla ilgili çabayı göstermesi. Birçok arkadaşımız çok güzel fikirlere sahipler ama uygulamaya gelince yapılması gereken adımları, atılması gereken adımları, yapılması gereken şeyleri yapmakta biraz zorlanıyorlar. Benim en büyük tavsiyem istediğini, planladığını hayata geçirme konusunda biraz daha özenli olmaları. En güzel plan kötü uygulandığı takdirde iyi sonuç vermiyor. Benim aslında çok sevdiğim bir söz var burada. İyi uygulanan orta halli bir plan, kötü uygulanan mükemmel plandan her zaman daha iyidir diye. Benim genç arkadaşlara tavsiyem, belli bir takım
amaçları kafalarına koyduktan sonra onun hakkında berrak bir düşünceyle düşünmeleri ve gerekli adımları bilinçli bir şekilde atmaya başlamaları. Çünkü başarı başka türlü gelmiyor, başarı kolay gelmiyor. Çalışma gerektiriyor, azim gerektiriyor, plan gerektiriyor. Bu işler başkasına bırakarak tesadüfle olan şeyler değil. O adımları sizin kendiniz bilerek, bilinçli olarak atmanız lazım. İş hayatında teker teker ulaştığı hedefler gibi, özel hayatında da büyük hedefler peşinde koşuyor Cem Hacıoğlu. 6 aydır ben 3 tane maratonu tamamladım. Kasım ayında İstanbul Maratonu'nu koştuktan sonra Şubat ayında Tokyo Maratonu'nu koştum. Ve akabinde de bu Nisan'ın 20'sinde Boston Maratonu'nu bitirdim. Bu aslında benim yıllar önce kendi kendime verdiğim bir sözün devamını getirmekti. Yine planlama açısından söylüyorum. 7 kıtada da maraton koşan ilk Türk olma fikrini kafama koymuştum. İnşallah önümüzdeki günlerde sağlığımızı koruyabilirsek Rio, ardından Sydney ve ardından da Nairobi maratonlarını koşup akabinde 2016'da da Güney Kutbu'nda yapılacak maratonu tamamladıktan sonra dünyada 7 kıtada maraton koşmuş ilk Türk olmak istiyorum. İnşallah sağlığımız ona el verir. Müziğe çok meraklıyım. Çok küçük zamanlarda, küçükken babamlardan bisiklet istediğimde bana bisiklet alamayacaklarını, çünkü bir şekilde yola çıkıp kaza yapacağımdan endişe ettiklerini söylediler. O bana onun yerine bir saz verdiler. Tamamen alakayı o anda anlamamıştım ama o anda bir bağlamam oldu. O zamandan beri amatörce bağlamayla uğraşırım. Canım sese mi geldin, kadem basa mı geldin? Canım sese mi geldin, kadem basa mı geldin? Sağ olsam gelmez edin, öldüm yasa mı geldin? Hayatın da bir maratondan farksız olduğunu düşünüyor. Tıpkı maraton gibi hayatta aslında verilen, çok önce verilen kararlarla, uygulanan kararlarla başarıya gidilebilen bir yer. Maratoncuların kullandığı bir söz vardır. Start çizgisine vardığınızda aslında maratonu bir yerde bitirmişsinizdir. Çünkü maraton öncesi yapılan 3-4 aylık gece gündüz demeyen ve çok büyük disiplin isteyen o çalışmalar artık maraton esnasında meyvesini verecektir. Hayat da aynen bunun gibi. Hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Eğer olayları şansa bırakırsanız, gerekli hazırlıkları yapmazsanız, gerekli ihtimamı göstermezseniz hayatta da başarılı olmak mümkün değil. Onun için ben maratonu hayatın küçük bir kopyası olarak görüyorum ve maratondan aldığım dersleri hayata her an uygulamaya çalışıyorum. Eğer bugün hasbelkader belli bir noktaya gelebilmişsek, bunda daha önceden verilen kararların, yapılan çalışmaların, tıpkı maratonda başarılı olmak için yapılan çalışmalar için gerekli olduğu kadar önemli olduğunu düşünüyorum.